Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle, o zaman da öyleydi. 38'e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın dışında mı kalsın, içinde mi kalsın tartışmalar falan filan bilmem ne. Ezan yasağı 32'de geldi. 1932'de. Ve Fransızlar ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalinde olan Hatay'da, merkezinde ve köylerinde ezan Allahu Ekber diye okundu. 1938'e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan icraat, iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız kafirinin yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar. Yine gündem karma karıştı. Ya karma karışmadı da bunlar kendi kendine eğleniyorlar. Uzun zamandır dedim ya bulaşmayayım şunlara. Hani çamura yanaşmayayım da üstüme sıçramasın. Bunların çünkü çamurdan farksız bir zihniyet. Aslında ne dinlediklerini biliyorlar, ne anladıklarını biliyorlar. Ben demişim ki Göğyası Hatay Arap toprağı. Burada anlattım bunu ya. Böyle bir şey söyledim mi? Siz her vaazımda buradasınız. Böyle bir şey dedim mi? Hatay bölgesinde Arap, Kürt, hatta Alevi, hatta Süryani, gayrimüslim, değil mi? Bir sürü vatandaşımız yaşamıyor mu? Hep öyle değil miydi? Ya benim orada arkadaşlarım var. Tanıdığım hoca arkadaşım var. Kürt, Hataylı, Samandağlı, İskenderunlu, Türk de var. Ama o bölgede, yani bizim o güney bölgemizde Kürt ve Arap vatandaşlarımızın yoğun olduğu bir bölge değil mi? Bunu söyledim. Yani Hatay bölgesinde Kürt ve Arap vatandaşlarımızın yoğun olduğu bir bölge dedim. Halil Konakçı Hatay'a Arap toprağı dedi. Esed deseydi ne olacaktı? Vatan haini, Türk düşmanı. Bana Türk düşmanı diyenler de Türk değil ha. Diyorum ki adama Türk'üm ben. Ulan benim bu hayatım boyunca bana atabileceğiniz iftira vatan hainliği olamaz yani. Mümkün değil. Hayatımı vatana feda etmiş bir adamım ben. Oturup burada tek tek anlatacak değilim yani ne olduğunu. Ömrüm feda olsun. Hatta bu bayrağa, bu vatana, bu millete, İslam'a, Kur'an'a, Muhammed Mustafa'nın yoluna dirim değil, ölüm de feda olsun. Ölüm de feda olsun, dirim değil. Efendim o tutmuş, öbürü tutmuş, öbürü tutmuş. İşin daha acısı ne biliyor musun? Vatanperverim diye bana saldıran gruba FETÖ'cüler ve PKK'lılar da destek oluyor. Ne kadar acı bir durum sizinkisi ya. Bana saldırıyor, biz vatanperveriz, Kemalistiz, işte bu vatanın çocuklarıyız biz falan diye bana saldıranlar var. Beni vatan haini diye düşünüyorlar. Onlara destek, hesapları kontrol ediyor bizim arkadaşlarımız da, avukatlar da bu işin içinde canım. Ne yapacağız yani? Siz bize taş atınca biz size gül mü atacağız? İnceliyorsun, bakıyorsun, inanılmaz bir işbirliği. FETÖ'cü, PKK'lı hesaplar bunlara destek veriyor. Ne acı bir şey ya. Ben bir atılım yaptığımda, bir adım attığımda, birine bir cevap verdiğimde bana bir PKK'lı, bir FETÖ'cü destek olsa kahrımdan mahvolurum ben ya. Bana diyor ki Hatay'ı diyor Arap toprağı yaptı. Ulan ne Hatay'ı be? Ne Hatay'ı? Değil Hatay'ı. Ben o Hatay'ın dışında bıraktığı sizin dedelerinizin, elimde belgeler var. Onlar görmüyor bunu tabii. Sabah bir tarihçi hocam profesör attı belgeyi bana. Belgeler var. Nasıl bir anlaşma masalarında o sınır dış ötesinde, şimdiki sınır ötesindeki illerimizi gavura teslim ettiğinizin, o illerin bile bizim olduğunu iddia ediyorum. Halep'in, Şam'ın, Bağdat'ın, Musul'un, Kerkük'ün, hatta Libya'nın, Cezayir'in bizim olduğunu iddia ediyorum. Çünkü ben ecdadımın kanının döküldüğü her yere davacıyım. Benim hedefim bu. Ne Arap'ı lan başka millete vermek? Hatay Türkiye Devleti'nin bir toprağıdır. Orada Araplar yaşar, Kürtler yaşar. Hakkari'de Kürtlerin çok olduğu yerdir. Ama Türkiye'nin toprağıdır. Hatta ben Musul'u hayal ediyorum. Ben Kudüs'ü hayal ediyorum bu bayrakla, bu askerle, bu orduyla. Geçtim ben Vatikan planıyla yatıp kalkıyorum ben. Vatikan'a ordumuz girecek de cuma kılacağız, selah okuyacağız. Böyle bir cumada bu Türk askeriyle, Türk polisiyle, bu bayrakla, bu milletle oraya gideceğiz de cuma namazı kılacağız o meydanda. Benim o hayalim var. Peygamberin hadisi var. Hatay'ı Araplara verdi. Bunlar ya aklı yok, dinlediğini anlamayacak kadar, yahut da putperestlikleri, ideolojileri,
İdeolojileri gözlerini o kadar karartmış, beyinleri artık kafatasının içinde, beyin yerine lob et taşıyorlar. İslam'ın karşısında olan, İslam ahkamının, İslam ideolojisinin, Muhammed Mustafa'nın karşısında olan her anlayışa, her ideolojiye, her fikire düşmanım. Ben bir hocayım, bir Müslümanım. Bundan daha doğru bir şey olabilir mi söyleyeceğim? İslam düşmanlarıyla el ele olamayacağıma göre, vatan hainleriyle el ele olamayacağıma göre, ben dedelerimin önceden bırakıp da elimizden bir şekilde içimizdeki dışımızdaki hainlerle kaçırdığımız 20 milyon kilometre karenin peşindeyim ulan. Ben dedemin kanının düştüğü, ecdadımın kanının düştüğü her yere davacı. Siz benim milliyetçiliğimi, vatan sevgimi, bayrak sevgimi, devlet sevgimi ölçmeye sizin hepinizi toplasak, hepinizi toplasak benim attığım tırnak kadar olamazsınız bu konuda.